Arkadaşlar, Farming Simülatör'ün yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, tarlanın işlemi bitti. En son işte şeyi kalmıştı. Kireci gerekiyordu. Kirecini atıyoruz şimdi. Otomatik cosplay atıyor yani. Cosplay'i attırıyorum her neyse. O devam ediyor. Son 600 litre buraya yeterse çok mutlu olacağım. 4 paket şey aldım, kireç aldım. 2000'den işte 8000 litre doldurdum. 8000 litre buraya yetecek gibi duruyor şu an için. Göreceğiz bakalım az sonra. İnşallah yetecek. Yetecek gibi. Yetmeye de bilir. Ucunda bitebilir. Çok az. Hadi hızlan. Yavaşlama. Yavaşlama. Niye yavaşladın ki ya? Yav arkadaş. Eşek gibi yavaşladın. Görüyor musun kaldı? Neyse bir tane daha alırız. Daha sonra kireçleme yine yapacağımız için her türlü kullanıyor olacağız. O yüzden sorun değil. Bu tarlada şu an yanından geçtiğimiz, üstünden geçtiğimiz tarla 19'da bir kontraktımız vardı hatırlıyorsunuz ki sabanlama kontraktı. Onu bitirdik. Oradan paramızı aldık. Tarla 3'teki kontrakt devam ediyor hala. Birazcık daha şey var. Zamanı var onun da. Dolayısıyla ona çok dokanmıyoruz şu an için. Orada işini yapıyor, yapa dursun. Biz şuradan torbalardan kireç bir tane daha alıyorum. Bu şey kireçleme makinesi, kireç dağıtıcı cihaz şey zaten. Ne derler? Kiralık. Yani almadık onu. Fakat kireci kullanırız daha sonra. Kireci alır kenara koyarız. Bir sonraki kireçlemede kullanmak adı altında. Evet, 2000 litre son derece yeterli olacaktır bütün delikleri şey yapmak için. Üçüncü tarlada da %74 seviyesine gelmiş. Çok güzel. Keyifli, güzel. Şimdi diyorum ki biz tarlayı ikiye bölsek bir tarafı bir çeşit tahıl olsa diğer tarafı şey olsa nasıl olur? Çim olarak kalsa bir tane de silaj deposu koysak oraya. Silaj bunkerı koysak. Yani tam mesela şu ortadan kessem böyle. Onun bir tarafı çim, bir tarafı şey olsa silaj deposunu da ağzına kadar doldurabilsek de çok güzel olabilir aslında. Bunları yaptık. Dönelim geriye doğru. Köçeleri bıraktık şey. Ne o işçi? Köçeleri yapmak istiyorum. Köşeler de güzel, temiz olsun. Çok bir zararı yok bunları muhtemelen. Bunlar kalsa dert değil yani aslında bakarsan ama yine de şey yapacağız. Sarmamız gerekiyor mu bilmiyorum ama bir bakalım eğer gerekiyorsa sararız da. Çok güzel. Ne kadar? 1200 litre şeyimiz kalmış, kirecimiz kalmış. Güzel, bunu böyle geri geri yanaştırsam şuraya bence kireç orada bir yerde bir süre bekleyebilir. Tekerlekler falan bayağı kireçlendi ya. Yani şöyle güzel yanaşalım. Bu diyelim, buraya atalım. Ondan sonracığıma bunu boşaltalım. Seni bir kapatayım. P. Kiralıklar. Suni gübre. Dön. Şimdi bir haritamızı açalım. Tarlamızın durumunu kontrol etmemiz lazım. Ne durumda olduğunu bakalım. Yabani ot yok. Gübrelendi. Yarısı gübrelenmiş. Yarısı gübrelenmiş. Yarısına gübre atacağız. Sürülmesi gerekiyor. Gerekmiyor. Kireç gerekmiyor. Sarılması gerekmiyor. Parçalanmadı. Okey, güzel. Yarısını gübre atacağız ve ondan sonra tohumlamamız lazım. Benim o zaman bir hem tohumlayıcı hem şeye ihtiyacım var. Gübre ve tohuma ihtiyacımız var. Bunlar neymiş? Bunlar bizim işimize ekici olarak mı bakacağız? Yok. Mibrez olarak bakacağız. Tohum ve gübre ikisi birden görüyor. Pottinger.
Bu arkadaşta sadece tohum var, tohum var, tohum var. Bu. Ama bu arkadaş 210 horsepower istiyor. At kuvveti istiyor. Dolayısıyla hiç öyle bir şeye girmeyelim. Bunun çapı 3 metreymiş. Bunun çapı 3 metre. Bunun çapı 4 metre. 4 metreyi tercih ederim. Açıkça söylemek gerekirse 50 bin kendisi. 2500'e kiralıyoruz. Bu arkadaşı kaça kiralıyormuşuz? 1700. Bunu tercih ederim. 1 metre için o kadar şeye gerek yok. Para harcamaya gerek yok. Bir de tohum istiyorum. 4 tane tohum alayım. Güzel. Şimdilik gidelim. Tohumumuzu alalım. Ha, şeyi düşünüyorduk değil mi? Dur bir dakika. Şurada durayım. Şimdilik burada durursak eğer şöyle bir peyzaja girersek tekrardan. Ben diyorum ki şimdi burada bir bunker silosu olsun. Tamam, yani şöyle bir silo olsun. Burada şu konumda. Arkasından dönecek kadar bir boşluğumuz var. O da sorun değil. Buraya başka bir şeyler koyabiliriz. Belki bir yard, bir shed falan daha koyarız. Bilmiyorum. Bir şey yaparız buraya muhtemelen. Bu burada dursun. Ondan sonra bunun hizasından, yani bunun tam karşısından böyle şöyle boylu boyunca yol çekelim. Bu yolun bu tarafı çim olsun, bu tarafı tahıl. Her neyse işte hangi tahılsa ondan olsun. Böyle bir düşüncem var. Uygulayasım var açıkça söylemek gerekirse. Ya bunu böyle direkt buraya paste edebiliriz. Sorun olmaz. Çok yakın. Toprak bana ait değil zaten. Abi şöyle köşede durursa 25K'yı koydum abi vallahi, yapacak bir şey yok. Peyzaja girelim. Boyama. Çakıl. Yuvarlak ve çakıl olarak. Nasıl yani? Buralar bana ait değil mi? Vay arkadaş. Haydi. Neyse bunu ben çözerim bir şekilde. Buralar benim ama onu biliyorum. Ama benim olmayan toprağa ben nasıl bunker silosunu koyabildim ki o zaman? Allah Allah. Bu benim değilse ben buraya nasıl koydum bunu? Peki. Bunu alamıyoruz da. Neyse, hallederim ben onu. Bir mod falan vardı yanlış bilmiyorsam. Her yeri şey yapabilme, boyayabilme vesaire tarzı bir şey. Her yerde inşaat yapabilme falan tarzı bir şey. Ama gerekirse onu kullanırız, sorun değil. Çakıl ile devam edelim. Buradan nasıl bir şey yapalım? Mesela bir şöyle boşluk bıraksak buraya böyle bir belki bizim şunun gibi bir şey daha koysak mı? Mesela binalara bakalım, barakalarda böyle bir tarafı kapalı. Bu çok küçük. Bunun bir büyüğü olur aslında. Vardı galiba şuralarda. Şu. Bu da çok büyük. Bu olur bak. Bunun boyutu nasıl? Hoşumuza gitti mi peki bu? Pek gitmedi benim açıkçası hoşuma. Bu da çok hoşuma gitmedi. Bu çok büyük. Bu nasıl? Çok küçük. Bu da pek güzel durmuyor. Bu da pek güzel durmuyor. Bu da pek güzel durmuyor. Bunlar çok büyük. Bu nasıl? Çok küçük. Fena olmayabilir. Çok büyük. Çok çok büyük. Bizimki nasıl oluyor? Her zaman kullandığımız. Galiba tam oturuyor. Bakayım şöyle bir. Vallahi tam oturuyor. Ama bunu buraya koyarsam şöyle dursun burada diyelim. Yan taraftan dönüş çok zor olacak. Arkadan geçiş sıkıntı olacak.
Bir de öyle bir sıkıntımız var. Buraya galiba biz yine bir bizim küçükten atacağız sanırım şöyle. İki tane küçük yan yana girer mi buraya? Girer. Ha, iki tane küçük yan yana koyalım. Buradan geçiş alanı olsun. Demek ki şuradan sonrasını peyzajla boyayabilirim. Şöyle boyayabiliriz buraları. Valla çok enteresan. Bana ait olmayan yere şey yaptırdı herif. Yaptırabildi bana yani böyle. Bunker silosu koydurttu yani enteresan bir şekilde. Çok güzel. Şurada da şöyle hafiften yumuşatalım. Buraya iki tane şedimizi attığımız zaman çok da tatlı olur burası. Tabii o şedleri attıktan sonra altlarını doldururuz ayrı mesele. Buranın boyamasını da halledeceğim gibi düşünüyorum. İnşallah halledebilirim. Yoksa idare edeceğiz bu şekilde artık. Yapacak bir şey yok. Ama araçla buradan girdik, döndük, çıktık olayını yapabiliriz bu sayede. Şöyle yapalım. Evet. Aynen öyle. Burayı öyle şey yapabiliriz. Bu durumda bu durumda ben bu tarlanın tam bunun karşısına vurduruyorum o zaman şeyi. Boyama, çakıl. Tam bunun karşısından böyle yürüyelim bakalım. Bu genişlik kafi bence. Sadece kir, asfalt, hayvan çamuru, beton, kaya, kir. Neyse burada ufaktan böyle bir ince şey attık. Genelde kaçırdık. Ama hallettik gibi sanki. Hallettik güzel. Bunu niye böldüm peki? Onu da söyleyeyim. Tamamen dediğim gibi hem tarlayı daha şey kullanmak için, verimli kullanabilmek için. Çünkü tek kroptan ziyade tek bir çeşit şeyden ziyade böyle ikiye bölüp İki farklı tipte şeyi kullanmak daha güzel olabilir gibime geldi. Şuraları şöyle yumuşatalım. Evet yani dediğim gibi bu taraf çim, bu taraf artık hangi tahılı istersek on şeyi olacak, alanı olacak. Buraya da şundan iki tane daha atarız paramız olduğunda. Onlar da burada güzel bir alan sağlar bize. Burada yine hala bir alanımız kalıyor. Bu alanı da bir şekilde değerlendirebiliriz gibime geliyor. Farklı bir sistem burada da oluşturabiliriz. Belki bir ne bileyim ben sera falan koyarız. Ya da tavuk kümesi koyabiliriz. O tarz bir şey. Ondan sonra arka tarafı da çitle çekersek şeyle şu ne o? Hedge dedikleri arkadaşla çekersek bence çok da yakışıklı olur. Böyle komple buradan buraya kadar çekersek şöyle dondursak burayı. Hani daha böyle çift dışarıdan baktığında daha bütün görünür diye düşünüyorum. Evet güzel tamam. Hoşuma gitti bu. Bunların şey durumları neymiş bakalım bir. 4387 litre daha bunların yemleri var. Bu şey dolu bu arada. Yani 1100, 11.000, 11.600 litre var özür dilerim. Dolayısıyla sorun değil. Şimdi şu yeni yaptığımız yoldan gidelim bakalım. Şöyle geçtiğimiz vakit burası yeteri kadar şey bir alan mı? Evet, güzel bir alana benziyor. Buradan silonun içerisinde işlerimizi yaptık. İleri geriler vesaireler. Sağa döndük. Evet, burada
diğer şeyler, yapılar vesaireler. Buraya baktığımız zaman nasıl? Doğru muyum? Birazcık daha sanki yana doğru yapsam olur gibi. Biraz daha genişletsem olur gibi bunu. Daha sonra bir tane saban alıp bunu şey yapabiliriz bu arada. Düzeltebiliriz. Yamuk gidiyorum. Birazcık bir iki yerde kaçırdım ama minik kaçıntılar bunlar. Sorun olmaz gibime geliyor. Evet. Son derece geniş bir yolumuz var burada kullanabileceğimiz. Güzel oldu. İyi oldu. İki traktörlük bir şey açtık. Resmen yol açtık. Bunun bu arada ileride daha sonrasında yani bu alanda başka şeyler, hayvanla alakalı yerler, yerleşkeler koyabiliriz. Buradan çıkıyoruz. Döndük şeye. Yola. Yola gelelim. Bunu da yıkamam gerekecek bu arada. Bir şeye ihtiyacımız var aslında. Ne o? Basınçlı yıkayıcıya ihtiyacımız var. Şuradan girelim. Tohum şeylerimizi alalım. Tohum aparatımızı alalım. Bir tanesi bile zaten doldurmuyormuş bile. Neyse. Şimdi ben buradan o zaman ilk başta çimi atmak istiyorum. Aynen. İlk başta çim başlasın. Üçüncü tarladaki kontrat da bitmek üzere bu arada. Oradan da paramızı alacağız şimdi. Çok güzel. Daha sonrasında dediğim gibi bu o yolun etrafına da küçük işte atıyorum yine shed konulabilir. Yani şey baraka konulabilir ya da ne bileyim ben işte farklı farklı şeyler yapan. Ha, şimdi bunu mesela şey desem cosplay versem burada algılar mı bunu? Tarlayı tek algılayacak mı acaba? Onu merak ediyorum. Vallahi algıladı. Süper ya. Burun sayısı 1 olsun. Keskin yapalım. Savaş çalışması oluştur. Ve işe başla bakalım. Çim büyüyor. Verim bonusu %70 küsürlerde. Evet. Orada çalışıyorsun. Bu duman olayını da birazcık ben azaltayım ya. Bu çok fazla geldi şu anda gözüme. Dust scale 1 olsun. Toz miktarı. 2x çok geldi gözüme. Bakayım nasılmış. Yani bu daha inandırıcı bir toz oranı gibi geldi bana. Evet, bu arada bitti. Burada ne durumdayız? 14 dakikalık bir şeyi kalmış bunun bitirmesine. 2 tur, 3 tur daha maksimum attıktan sonra zaten bir şey kalmıyor. Çok güzel. Onun da az bir vakti var. Burada da çimenimizi yerleştiriyoruz. İlk bu taraf dedim şimen olsun. Diğer tarafa ne koyalım mı düşünebiliriz bu arada. Bu arada sözleşmelerde forage sözleşmeleri var fakat ekipman sağlamıyor. Dolayısıyla sıkıntı o. Gübreleme işi var. Yok gerek yok. Toprağı işleme var burada. 9 numaralı tarla. 9 numaralı tarla neresi? Burası. Fena da değil aslında boyut olarak. Bize verdiği ekipman da kötü bir ekipman değil. Yani 4K için aslında yapabileceğimiz bir görev. 4K. Tabii 4 değil de 3.5K gibi bir şey gelecek. Nesne ödünç alarak bence buna da başlatalım ufaktan. Çok güzel. Bir adet güzel bir John Deere 62
30R. 1230. Uy. Tarla 9'a doğru gidelim bakalım. Onun çöp falan da çöpü demişim. Çalışma aralığı da büyük diye yeteri kadar. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Büyük de bir traktör zaten bence. Halleder her türlü. Evet. Çimlerimizi eksin güzelce. Geldiğimiz zaman diğer tarafa hangi tahılı koyacağımızı konuşabiliriz ama saman balyası yapabilecek bir tahılı tercih edebilirim. Aynı zamanda ya da tavuk besleyebileceğim bir şey de olabilir. O da bak mantıklı aslında. Sanki daha doğru olur o. Tavuk besleme ile ilgili arpa mı kullanıyordu? Arpa muhtemelen şey yapıyor. Tavuk yiyor. Onlara öyle bir arpa ya da işte buğday neyse onun şeyini çözebiliriz. Şuradan içeriye girelim. Çok da güzel traktör ya. İçeriye baksana. Canavar gibi yürüyordu. Karlar nasıl? Fena değil. Allah Allah, tarlada gözüz. Evet. Şimdi bunu bir unfold edelim bence yavaştan. Evet, çok uzun süreceğini sanmıyorum bunu. Şimdiki kardeş gel buraya hele şöyle. Sana bir kors oluşturayım. İki tur bunu at. Ama merkezden başla. Pürüzsüz oluştur. Oluşturucu kapat diyelim. Güzel işe başla. Haydi bakayım. Önce merkezden başlayacak. Merkezde aşağı yukarı gitgelleri yapacak bu araç. Ondan sonra şey yapacak sevgili arkadaşlar. Burunları yapacak. Bu ne durumda? Sözleşmelere girelim. Tamamlanmış. Toplamak diyelim. Burayı da almış olduk. 6000 de buradan gelmiş oldu. Çok güzel. 12.000'e çıktık. İğrenç bir şey halindeyiz şu anda. Bir buradan bence artık aletlerden yıkama şeyini çözelim buraya biz. Nereye çözelim bunu? Burası birazcık daha yardımsı. Yani daha böyle bir kullanacağım. Hani sanki burada birçok şeyi daha kolay yapabilirmişiz gibi duruyor. Hani şeyde gir ve çık olaylarını sanki burada daha kolay yaparız gibime göre. Ya da şuraya koyacağım. Yol üstü yıkayacağız böyle. Hani şurada bir yerde fıst yıkayıp geçeceğiz. Çünkü evin oralara çekmek istemiyorum. Pek anlamsız olur buralarda olması bence. Zaten çok bir para da değil. 4500 lira para değil ya. Yani deyip de canınızı sıkmayayım sizin. Yani şöyle de durabilir. O da köşeyi çok rahatsız eder mi? Şöyle dursa bence. O kadar rahatsız etmez gibi geliyor. Ya da buraya koyalım. Bence şu, tam şu arada dursun şöyle. Evet. Ama burada da yoldan geçen görür. Hoş olmaz. Şöyle dursun. Daha bize ait olduğu belli olsun. Bunun nozülü bu tarafta değil mi? Evet. Şöyle bırakıyorum abi. Bunu bir işten bittikten sonra bir yıkayalım bence. Çok iyi olacak. Yani 50K falan yapabilsek bu arada çok güzel olur. Neden çok güzel olur? Şöyle. İndirimde çok güzel bir traktör vardı. Yani şu klası almak isterim. Arion 660. 610 neyse işte çok güzel. Çok güzel traktör. Ama en azından beygir gücümüzü ikiye katlamış olacağız ve ekstra bir traktörümüz olacak.
güzel güçlü de bir traktörümüz olacak. Yani bunu isterdim ama şu an maalesef o kadar paramız yok. Bayağı para yani o şu anda. Öf, içerisi var ya. Kir kir, şuraya bak. Şuraya bak. Ne durumda şimdi bu? Burada bir verim bonusu %70 gübrelendi. Sarılması gerekiyor. Burada sarmamız gerekecek bunu, anlaşıldı. Bir sarıcı kiralaması yapacağız. Bu kontratlar aslına bakarsan bizim sarmayla alakalı işlerimizi şey yapıyor. O bakımdan iyi. Bu arada şöyle bir şey yapabiliriz. Sen burada dura dur. Bizim bu biçme olayı bittikten sonra bunun şey bunun ekme olayı bittikten sonra yoldan gideyim şuraya. Şurada kalan son parçaları çimin buraya yükleriz. Ondan sonra bu kalan alanları çimini toplayıp silaja vurabiliriz. Silaja vurursak kışın yüksek fiyattan silaj verebiliriz. Yani burada bu 11 bin, başta bu 2 bin, 1000, 1000 falan alacak muhtemelen. Ne alacak? 1000 bile almayacak. 500 litre bile almayacak yani. Bunu koyduktan sonra kalanını silaj deposuna atarız. Şöyle bir şuraları da temizleriz. Şimdi toplarız ederiz. Ondan sonra hepsini koyar silajı vururuz. Bence güzel olur. Bu arada saat 3 olmuş ama. Bugün Eylül'ün 1'i. Eylül 2'de burayı yapayım. İkinci gününde yapayım Eylül'ün. Eylül'ün 1'inde burayı bitirelim. Ve çim toplayalım ondan sonra. Bu arkadaşlar da güzel. Saman 11 bin litre şeklinde duruyorlar. Samanın fiyatı da yükseldiği zaman satarız ya da kendimize kullanabiliriz. Şuradan bakalım. Saman olarak bakalım. Hayvan satışı. Fiyat dalgalanması. Ocak ayında tap yapıyor. Ocak ayına kadar demek ki bunları tutacağız. Eylül'deyiz şu anda. Böyle birazcık daha burası etraftaki tarlaları almaya başladıktan sonra bu alan birazcık daha böyle şey kalsın istiyorum ben. Ana çiftlik alanı. Yani burada şey olacak abi işte. Her şey hayvanlar da burada olacak. İşte çift tarım şeyleri de üretimleri vesaireler de burada olacak. Yani bunların hepsinin toplu olduğu bir lokasyon olarak bir böyle oradan girip buradan çıkacağız falan ve şöyle bir şey istiyorum. Full böyle komple her yerin çakıl olmasını istiyorum. Çakıl ana hatlarda olacak. Onun dışındaki yerlerde yine çim ya da çim çok şey karışımı, çakıl karışımı olmasını istiyorum. Yani doğal görünmesini de istiyorum bir yandan. Yani çok böyle yapmacık olsun istemem açıkçası. Bunun yaklaşık 8 dakika zamanı kalmış. Bu arkadaşın yaklaşık 20 dakika zamanı var. Başka bir kontrakt bakabiliriz bu arada. Ne varmış? Burada bir ekim var. 3000'e çok az. Gübreleme var. Çok az. Toprağı işlemeler var. Tarla 2, tarla 13. Bir bakalım. Tarla 2'ye. Tarla 13 hemen buradaki tarla. Büyük çene bir tarla. Tarla 2 de büyük çene bir tarla. Bunların ikisi de büyük tarlalar. Yaklaşık 20 dakikada 3K 4K para verecek teknik olarak bunlar bize ama yani bence şu an için çok erken o tarz küçük görevleri yapmaya birazcık daha büyük işler çıkarsa ya şu anda dediğim gibi en mantıklısı forage aslında. Forage çok iyi. Tarla 14'teki soya fasulyesini kesersek 24K verecek bize. Fakat forage yapacak şey yok. Ekipman yok. Onun makinesini kiralamak bilmem ne falan dünya masrafı yani. Diye bakayım şöyle. Hatta şu anda bu şey. Forage makinesi zaten bu arada. Katana 650 cent marka. Bunun kafasını alıyorsun falan. Ayrı aparatı var bunun kafası için. Bu başka bir konsept. Yani 180 bin %54 indirimli hali. Yani. Peki bir dakika düşünelim bir. Dorsemiz var. Küçük ama var. Bir adet silaj makinesi olarak geçiyor bunlar. Mesela en küçük klası alsak. Girsek. Desek ki kardeşim seni kiralamak.
Abicim ne kadar kiralanıyor? Onu soracağım ben sana. Yeterli paramın olmadığını biliyorum Bebiton. Yani 380 binlik bir şey ne kadar kiralanıyor? Bakalım şuradan. 400 binlik bir şey. Kiralamayı da göstermiyor bize. Vay arkadaş ya. İşte neyse, şu an paramız bile yetmiyor. Hani dedim ki bunu kiralamaya kiralayıp şey yapsam. Ne derler? 3 silaj görevinde yapsam. Forge görevlerini. 4 tane var. 24, 15, 35, 40 oldu. 53, 58 bin verecek burası bize. Şunların hepsini yaparsak. Kaça kiralayacağım ki? Yani. En fazla 4-5 bin falana kiralayıp, yok daha fazla kiralanıyor muhtemelen çünkü yeterli param yok 7 binle. 10 bine kiralansa 40 bin yine kârdayım. Kredi çekeceğim. Tabii bir dakika şöyle bir şey var. Geri gelelim tekrar buraya. Silaj makineleri kombinasyonlardan bir silaj kafası almamız lazım buna. Ne bu? Klas değil mi? 4,5 metre, 7,5 metre. Bunu mesela kirala desem 5.000'e bunun kafası kiralanıyor. Uuu, 5.000'e bunun kafası kiralanıyor. Bu 100.000. Demek ki 15.000 falan. 20.000'de kiralamamız var. 50.000 kazanacağız. 20.000 kiralama masrafı. Oy, 30K aslında iyi para. Fakat mesela elimdeki Dorse'yi şey yapmam lazım. Çünkü bu silaj makinalarının şeyleri yok sevgili arkadaşlar. Depoları yok. Sürekli arkasından arabayla takip etmen gerekiyor. Sen takip etmediğin sürelerde çalışmıyor. Dolayısıyla bir de Dorse'ye ihtiyacımız var. Bizimki ne kadar oluyor? 22.500 litre oluyor. 22.500 şıp diye dolar muhtemelen. Deneyebiliriz aslında. Vallahi deneyeceğim galiba. Bir risk alacağım. Bir kredi riski alacağım. bin borcum mu var? Nasıl yani? Nasıl? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 200 bin nasıl borcum var benim ya? Kredi faizi. Oğlum krediyle mi başlattı beni bu oyun? Abi. Oo, yeni araçlar 200 bin. Ben ne kadar kredi faizi ödüyorum? Toplam maaş ödemesi. Geç bunu. Su masrafı geç bunu. Tohum masrafı geç bunu. Araç kiralamaları geç. Yapıyı geç. Eksi 200 bindeyiz. Risk alayım mı ya? Risk alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 yapalım bunu. Tamam mı? Gel abi. Gel baba. Silaj makinesi. Klas. Kirala. 20 bin. Oy. 5K'da şey. 25 bin. Yarı yarıya neredeyse şeye gidiyor. Oy 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 oy. Kombinasyonlar. Klas. Kirala. Hadi bakalım girdik bir işe ama. Şimdi o zaman sözleşmelere giriyoruz. 250 bin kredi ödeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Süpermarkete götüreceğiz.
Arlo 14. Hadi bakalım. Orada şey açık bu arada. ekran şeyim var ya benim. Relight mi, reshade mi, neyse o mod açık, o uygulama açık. Home tuşuyla çakarları yakayım dedim. Şey yaptı. Bu bitmek üzere, son turunu atıyor galiba şey. Ya da bitirdi. Ben bilemedim ama bir tur daha atacak diye düşünüyorum. Son gidişini yapıyor. Talon'dur zaten yanımızda. Çok güzel. İki tur burun at abicim. Şu an beni bekliyor. Bu diğer arkadaş. Bu eğer bitirirse çok güzel. Bitirmek üzere zaten. Bir şey kalmadı. Gidelim. Dorsemizi alalım. Aparatlarla yükseltmesini yapalım. Volümünü arttıralım yani. Ondan sonra diğer arkadaşın arkasını peşleyeceğiz sürekli. Peşinden gideceğiz sürekli makina. Olay bu. Teşekkür ederiz. Tohumu... Ha, tohumu buraya sonra atacağız. Gel bakalım. Evet. Yoldan gidelim ya. Şuradan niye gitmiyoruz ki? Buraya güzel çakıl attık. Buraya yol attık o kadar. Gelelim şimdi. Yıkayım mı makineyi? Hazır gelmişken de yıkayalım ya. Oo, bayağı hızlı arınıyor şeyden. Güzel, bu modun güzel tarafı aynı zamanda hızlı bir şekilde birden pozdan da arındırıyor olması bizi. İyi oldu. Hadi bakalım. Silaj vuruyoruz. Götüreceğimiz yer bir tık uzak çana galiba ama görünüyor mu? Buradan görünmüyor. Yapacak bir şey yok. Yani iyi para. Görev tamamlayabilme ne kadar hızlı dolacağına bağlı. Yani çok uzun da sürebilir. Eğer çok uzun sürecek gibi olursa bunun arkasına bir tane daha dorse alabilirim belki. Tabii çeker mi? Düzdeyiz aslında. Çeker gibi mi geliyor? Düz arazideyiz yani. Bence sorun olmayabilir. Bu arkadaşı ayarla dedim. Evet, uzantıyı 2500'e taktık. Ha yok, çok uzak değil hemen şurası. İyi, güzel, bu görev yapılabilir gibi. Yapılabilir gibi duruyor şu an için. Göreceğiz bakalım. Bunu full otomatik hale de getirebiliriz tabii istersek ama gerek yok. Biz arkasında peşleyebiliriz. Bir tane daha traktörüm olsa birini otomatiğe bırakır, birini burada işlemeye çalışırdım. Diğer yapılacak işlerle uğraşırdım ama bir ayı iki güne çıkartmamın sebeplerinden biri de bu. 5x'i bozmadan sürekli bir akış halinde olup bir gün, iki günde iş yapmak istiyorum. Dolayısıyla hadi hayırlısı diyelim şimdiden. Abi bizi bekliyor. Aa, Dorsey'i almadım. Ana, Dorsey almamış. Çok güzel. Dorsey almamışız. Çok iyi abi. Smart. Allah Allah diyorum, niye başlamadı? Dorsey yok.
Baba akü yok. Baba dorsa yok. Dorsa nerede? Satıcı da. Para nerede? Yarın verecek. Dorsa nerede? Satıcı da. Bileydim disconnect ettiğini hemen senin. Geri alırdım yahu. Bağladı, güzel. %60 tamamlanmış bu arada, 9'daki kontrat, o da güzel. Oradan da yakında bir paramızı alırız ama silah şeyden iyi para gelecek gibi. Silaj olayından. Eğer çok çabuk dolmaması ümidiyle diyorum arkadaki dorsanın. Eğer çok çabuk dolarsa bayağı bir üzüleceğim. Sıkıntı yaşayabiliriz çünkü öyle olursa yani. Burada depoyu da yarılamışız. Ona da bir şey yapmak lazım. Ayar çekmek lazım. Evet, güzel. Hemen dolmuyor. Vay be. Bir turda ne kadar yüklediğine bakaraktan az çok kaç seferde, kaç dakikada bir gidip gelmemiz gerektiğini anlayabiliriz. Bunun arkasına bir dorsa daha çözebilirsek aslında aynısından bir tane daha alabilir mi bu arkasına? Alır bence. İş hiç var mı? Var. Alır mı? Alır. Bunu tam gerisinden de peşleyebiliriz bu arada. Ama bir turla %25'in üstünde tamamlayacağımızı düşünürsek dorsanın doluluk oranı olarak demek ki çok değil yani. 4 turda bir mal götürüp getirmemiz gerekecek. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılamayacak bir görev değil. Bu silaj görevlerinin olması da iyi bu arada. Forage diye geçiyor bu. Genelde mısır çok pahalı. Genelde mısırla yaparlar. Çok hızlı gitti. Menzili de uzun bu arkadaşın, o yüzden sıkıntı yok. Yani mısırla falan yapılabilir gene. Mesela tarla 16 için öyle bir kontrat var mı yok mu bilmiyorum ama o da verimli oluyor diye biliyorum. Bereketli oluyor diye biliyorum. Neyse, büyütmek doğru bir tercihmiş. Şu anda dolmuştu neredeyse. Şeyimiz, depomuz. Bunu şöyle bir şey de yapabilirim burada bu arada. Silaj makinesinin kursunu bu aracı kopyalayabilirim. Silaj makinesini birebir arkasından takip edebilir. Öyle bir şey yapabiliriz. Ama gerek yok gibi hissiyata kapıldım. Mesela diğer kontrakt bittiği zaman o kontraktı toplamadan o kontraktaki traktörü buna bağlayıp bu traktörü bizim alana götürüp bizim tarlaya salıp biçmeye. O traktörle bunu peşleyebilirsek çok güzel olur.
Yani bir taşla iki kuş vurmuş olabiliriz, güzel olur. Çok iyi ya. İçeriden böyle takip ediyor olmak vesaire. Doluluk oranını görebilsek keşke ama daha var bir vaktimiz. Birazcık yavaşladık. Biraz farklı bir açı olsun şöyle. Hafif arkadan yakalayalım dayı oldu. Klas ya, hakikaten. Hız sabitleyici şu anda aktif bu arada sevgili arkadaşlar. Gaz pedalı yapmıyorum yani. Hız sabitleyiciyle otomatik biraz yaklaşabilirim buna. Maşallah maşallah. Evet. %93 doldurmuşuz. 94. Neredeyse fulledik yani. %10'unda bitti. Yani 10 kasa falan atacağız gibi görünüyor. Evet, son demlerini koyuyor. Makine durdu. Bitti. Hadi götürelim. Çok güzel abi. Deneyebiliriz. Diğer traktörle bu forucu olayını şey yapmayı deneyebiliriz. Eğer olursa bu traktörü bizim sahadaki ekim işine tekrar geri salıp diğer traktörle aktif bir şekilde çalışaraktan işimizi halledebiliriz. Çünkü o silaj makinesi ne kadar az durursa o kadar iyi. Bu tarz makinelerde genelde 2 ya da 3 tane traktör bekliyor damperli şey dorseli. 2-3 traktör aktif bir şekilde makinenin sürekli çalışmasını sağlıyor. Yani silaj makinesi çalışıyor sürekli. Bir tanesi boşalmaya gittiğinde diğerinin onun yerine geliyor. Ondan ona geçiş yapıyor otomatik. Ve şey yapıyor adam. Hiç durmadan makine çalışıyor. Makine durduğu an bize sıkıntı. Sol yapacağım. Teşekkürler. Müsaade ettiğiniz için. Daha sağ yapacağız. Burası mı? Burası galiba ama burası çıkış. Şuradan gireceğiz sanırım. Evet. Gerisin geri yanaşmamız gerekecek. Ben arkama dair hiçbir şey göremediğim için biraz şöyle yanaşacağım. Kurtardıktan sonra şöyle manevra yapıp saman tozu olarak geçiyor Türkçesi. Pekala. Olur. Yani. Bu traktörden, şey bu Dorsa'dan bir tane daha kiralamak istesem kaç lira vereceğim acaba? Merak ediyorum. Kiralasam. Bine mi kiralanıyor? Alacağım abi. Bir tane daha kiralıyorum. İkili yapalım bu işi, birazcık hızlandıralım. Tam karşımızda zaten. Bine kiralanıyor olması çok iyi bu arada ya. Bin çok ucuz bir fiyat yani. Bence doğrusu kiralamak için. Ya silaj makineleri çok pahalı. İkisinden biri. Tek ümidim bunun buna olması, yoksa bini boşa harcamış olacağız. Pekala. Bağlayabiliyoruz valla.
Okay. Öf, çok iyiyiz ya. Ay 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 ay, dur dur dur. Dur kız, öyle çok dertli şey yapma. Aa, kırışık kırışık dönme. Fazla hızlı manevra yapamayacağız bunda, anlaşıldı. Daha yavaş. Neyse, en azından bu sayede 1000, çok düşük bir fiyata, 1000 gibi bir fiyata yani. Burada bayağı sağlam bir şey yapıyoruz. Silaj kapasitesiyle geleceğiz. Sadece şey sıkıntı, boşaltma alanı biraz sıkıntı olacak. Bakalım. Onu da bir yolunu buluruz ya illaki. Makinenin yanına gidelim hemen. Çalışmaya devam etsin. Çok uzun mesafe atabiliyor bunlar diye biliyorum ama ne kadar uzağa atacak tabii göreceğiz. Gelelim. Bayağı uzun mesafe atıyormuş. Evet. İki şekilde devam edelim bakalım. İkili olarak. Buna üçüncüyü de takabiliriz arzu edersek bu arada. Yani o da olur. Ama iki tane de yeterli olacak gibi hissediyorum niyeyse. Aslında bu makineyi bayağı bir çevre yaptırıp ondan sonra aşağı yukarı yaptırsam daha iyi olabilirmiş ama her neyse. Şimdi susuyorum, bir time lapse yapalım. Sonra devam. Ha, bir dakika. Dursun bir. Bu bitti. Tamam. Bunu korsun iptal et. Şu arkadaki arkadaşı sökelim, bırakalım. Şimdi ben bir şu şeyi denemek istiyorum. Eğer taşıyabiliyor muyum, taşıyamıyor muyum? Eğer taşıyabiliyorsam mükemmel. Bununla iki dorsayı çekmeyi tercih ederim çünkü. Çünkü deminden sözleşme traktörüyle kendi dorsemi bir yerden bir yere götürmüştüm. Bir sıkıntı olmamıştı. İçerisine yükleme yapmakta sıkıntı yaşamazsak eğer son derece kullanışlı olabilir bu. Ondan gelecek parayı bir süre daha bekletebilirim gibime geliyor. Şimdi burayı bırak abi şöyle bir. Buradan bir çekeyim kenara. Boyut farkına bak abi, dev gibi abi. Gel abicim. Otur abi, otur. Vallahi oluyor. Şu hızımızı ayarlayalım. Tamam. Şimdi bu geliyorsun kardeşim sen. Bizim tarlaya ekmeye başla hemen tekrardan. Ekici de kiralık. Onu da gün geçirmeyelim yani. Buradan girsek daha iyi olabilir sanki. Versiyondan gittim biraz ama. Kızmazlar herhalde. Evet, bu da burada çalışmaya başlasın. Pekala, buğday, arpa, kanola, soya filizi, buğday, şeye bakmak istiyorum bir dakika, bir inşaata gireyim tekrardan, hayvanlar, tavuklar, buğday ve arpa alıyor ikisi de, okey, o zaman buğday buraya
Şöyle biraz sağa gir. Kurs oluştur diyelim. Doğru tarlayı seçiyor mu? Seçiyor. İki tur burun. Burundan başka keskin başla. İşe başla kardeşim. Hadi Allah kolaylık versin. Ben de yürü kardeşim. İşte bu. İki işimiz de bitti. Bu forucu vagonun işi bitti. Bizim diğer traktörün işi bitti. Güzel. Şimdi şunu bir hemen boşaltalım. Akşam saat 22.11 oldu. İşte götürmeler, getirmelerin zamanlarını da koyarsak aslına bakarsan doğru bir hesap yapmışım yani. Hani tam olarak tahmin ettiğim sürelerde şey yaptık. Görevi bitirmiş olduk. Şimdi diğer görevleri bir şey yapacağım. Bir de bunun günlük kiralamasının ne kadar olduğunu forj silaj makinesinin günlük kiralama bedelinin kaç olduğuna bakacağım. İnşallah çok yüksek değildir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Normal kiralama bedeli gibi bir rakamsa zaten çok sıkıntı. Ya yani bu görevlerin tamamını kabul edip 2 Eylül gününe bırakarak 2 Eylül gününde bir şey yapabiliriz. Silaj ve işte yine forage ve silaj yapabiliriz. Bakalım göreceğiz. Bunun da kontraktı var. Bu John Deere'ı da geri vereceğiz. O da kontraktı şeyi. Oradan kalma yani. Onu da atlamamak lazım.
boşaltalım. Arkadakinde de bir miktar var diye onu da boşaltacağım. Bunlar şu an görev tamamlandı bu arada. Ekstra parası geliyor bana şu an. 400 daha geldi. Para bile vermedi bana. Çok güzel. Evet. Şimdi o toprak tamam. Güzel. Oradan paramızı alalım. Diğer bu John Deere'ı bırakalım. Diğer kontraktı da tamammış olalım. Oradan da paramızı alalım. Diğer Forge görevlerini açacağım şimdi. Bir de onlara bir bakacağız bakalım. Allah. Sen şöyle çekiliver kenara. Işığın yana dursun senin. Bu şey makinesini atmam lazım. Güzel. Şimdi Mibrez dön. Evet. Bunlar kalsın. Sözleşmeler tamamlandı 4K. Tamamlandı 24K. Alalım abi. Çok güzel. Forage 13 ve 15K. Tarla 16, tarla 12. 16 burada. 12 burada. 12'yi yaparız önce. 12 daha hızlı biter muhtemelen. Çok güzel. O zaman hemen tarla 15 ve 12'yi de kabul edelim. Orange. Aradan çıkmış olsun. Kiralama bedelleriyle beraber bayağı bir aslında şey yapıyoruz, para ödüyoruz. Teknik olarak baktığın zaman. İleride bir silaj makinesi demek ki alsak iyi kâr edeceğiz gibime geliyor. Oo, bunun yakıtı bayağı azalmış. Bu bayağı sıkıntı yapabilir bize. Burada 12. Tarla 12'ye geleyim şöyle. Bunu duralım burada. Çalıştıralım. Bu arada şey de ekleyebiliyoruz istersek. Silaj bonusu ekleyebiliyoruz. O da bir şey. İyi bir şey yani. Çıkan silajın daha bereketli olmasını sağlayan şeylerden biri diye biliyorum. İlk yol noktası olarak olsun. Tarlayı görüyor mu? Görmüyor. Alan konumu burası. Oluştur. İki tur kafa atsın. Pürüzsüz. Yok. Evet, şimdi oldu. Oluştur. İşe başla. Bakalım ne kadar sürecekmiş. Yarım saat. Dur, bekle beni. Ah, ah, gitme. Gel 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 gel. Yanlış bir şey bastım.
Evet, şimdi oldu. burası çok uzun süreceğini sanmıyorum. Yarım saat şey yaparız ama 1 Eylül gecesi için, ha bu arada şunun bedeline bakmak istiyorum ben. Hayır, dönme. Detay alamıyoruz buradan. İlla şey mi yapacağız? Buradan mı bakacağız? Silaj makinesi. Kirala dediğim zaman her gün için 3000. Her işletim saati için 8000. Yani yarına geçiş yaparsa bir 3K daha saklayacak bize. Kafasıyla beraber muhtemelen 5K'yı bulur. Gelme aracımız biraz oluyor ama yarın çıkacak silaj görevlerini, silaj foraj görevlerini de düşünecek olursak sanki güzel şeyler elde edeceğiz gibi olacak gibi sanki gibi. Neyse, evet, ben bu görevleri tamamlayacağım sevgili arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmanın manası yok. Yarın ola hayrola diyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz, katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.